Merhaba arkadaşlar, Orkideryam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde nasıl dala teşvik edilir, çiçek dalına, ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlarım. Ben orkidelerimde artık havalar yavaş yavaş serinlemeye başladığı için hava değişimi yapmak istedim orkidelerimde. Eğer Ekim, Kasım aylarında sizler de bu şekilde yaparsanız orkidelerinizde mutlaka çiçek dalı çıkacaktır arkadaşlar. Ben nasıl yapıyorum? Orkidelerimi gün içinde normal evimizi havalandırıyoruz. Zaten benim orkidelerim camın önünde olduğu için yeterli kadar gün ışığı da alıyor. Sizler şöyle yapabilirsiniz. Ben de o şekilde yapıyorum. Gece gündüz farkı oluşturuyorum. Isı farkı orkidelerimde. Bu da orkidelerde dala teşvik ediyor arkadaşlar. Çiçek dalına. Seralarda da izlediğim kadarıyla bu şekilde yapıyorlar. Ben kaç senedir bu yöntemi uyguluyorum. Ve Kasım aylarında mutlaka orkidelerimin hepsinde çiçek dalı veriyor arkadaşlar. Geceleri de en son yatan kişi bizim evde camları açık bırakıyor arkadaşlar. Odanın camını. Bu da ne oluyor? Gün içindeki ısı farkını birkaç derece düşürmüş oluyor. Eğer sizin evinizde küçük bebeğiniz falan varsa bu şekilde yapamazsanız balkonunuza da çıkarabilirsiniz orkidelerinizi. Bu ısı farkını oluşturduğunuz zaman orkide mutlaka çiçek dalı verecektir. Orkidelerimi ben gün içinde nemlendiriyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bu orkidelerde nem çiçekler oluşması için çok önemli. Kök gelişimi için, hava kökleri için çok önemli. Şu şekilde diğer telefonumun fenerini tutarsam size orkidelerim de artık çiçek dalı vermeye başladı. Göstereyim arkadaşlar. Yaprakların orta kısmından gelenler çiçek sapı arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş orkidelerim artık çiçek sapı vermeye başladılar. Daha önce budamış olduğum çiçek saplarından da şu şekilde artık yavaş yavaş çiçek gözü patlatmaya başladılar. Diğerlerini de size göstereyim. Bu şekilde bu pembe çilli bir kızım. Hem dalın yaprağın arasından çiçek sapı var. Hem de daha önce budamış olduğum çiçek sapından 2-3 yerinden patladı tekrar arkadaşlar. Şu şekilde. Orkidelerimi daha az sulamaya başladım. Hava artık soğumaya başladığı için şu kök kısımlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha şu anda suya ihtiyaçları yok. Ben şu arkada geri kalan orkidelerimin topraklarını görebilmek için telefonumun fenerini kullanıyorum, ışığını kullanıyorum. Daha iyi nemini görebiliyorum, köklerini görebiliyorum. Siz de öyle telefonun akşam ışığıyla bakarsanız suya ihtiyacının olup olmadığını anlarsınız. Çünkü üst kısımları kuru oluyor. Bu sizi yanıltabilir arkadaşlar. Susadı diye, suya ihtiyacı var diye su verirsiniz. Ama dip kısmı yeteri kadar ıslaktır. Bu da ne olur? Zamanla köklerde çürümeye sebep olur. Onun için telefonunuzun feneriyle bakın. Kök kısmına, dip kısmına ıslaksa su vermiyoruz. Sadece üst kısmından nemlendiriyoruz arkadaşlar. Zaten üst kısmında da ben kök gövdeye yakın yerlerine yosun koyduğum için yosunu da gün içinde fıs fıs yapıyorum. Bu da yeteri kadar nemini almış oluyor. Çiçeğimizi daha fazla sulamamış oluyoruz. Bu da kök kayıplarına neden olmuyor. Siz de bu şekilde yaparsanız çiçekleriniz sizlere mutlaka bu zamanları geldi arkadaşlar. Çiçek sapları verecektir. Bir de ben artık yağmur başladı. Yağmur zamanı geldi. Çiçeklerime yağmur suyu topluyorum arkadaşlar. Balkonuma birkaç tane tepsi bırakıyorum. Daha sonra onları çiçeklerime veriyorum suyu, topladığım suyu. Siz de böyle yaparsanız yağmur suyunda da klor olmadığı için çiçeklerinize çok iyi gelecektir. Çiçeklerimi dönem dönem sıvı orkide besini kullanıyorum. İlk çiçeği açana kadar veriyorum arkadaşlarım. Siz de sıvı besin gübre kullanabilirsiniz. Mesela buna hala vermeye devam ediyorum. Bu ilk tomurcuğu açana kadar gübrelemeye devam ediyorum.
Açtıktan sonra kesiyorum, vermiyorum. Normal dinlenmiş su veriyorum. Bunlar da taşa ektiğim orkideler. Bazı arkadaşlar sonuçlarını görmek istiyorlar. Sizlerle paylaşayım arkadaşlarım. Taşa ektiklerimde de çok güzel sonuçlar aldım. Kök kısımlarında çok güzel gelişmeler oldu. Taş suyu daha az tutuyor toprağa nazaran. Daha sık suluyorum, daha fazla gübrelemiş oluyorum bu sefer arkadaşlar. Yumurta haşlama suyunu çok kullanıyorum ben. Mesela 15-20 günde bir sıvı gübre veriyorsam her sulamada yumurta haşlama suyu veriyorum. Aradaki sulamaları yumurta haşlama suyuyla yapıyorum. Siz de mutlaka o şekilde kullanın. Bu orkidem keyiki verdi. Keyikisi de çok küçücük olmasına rağmen kökleri bile çıktı. Bu da güzel bakımından dolayı. Bu orkidemi de taşa ektim. Annesinin üzerinde hiç bir gelişim sağlamadı keyiki. Yapraklarında bozulmalar oluştu. Herhalde anne bunu büyütemedi. Ben de bunu annesinin üzerinden almak zorunda kaldım. Çok fazla bir kök gelişimi yoktu. Bu şekilde ektim. Çok güzel taşa ektim. Daha sonra en alt kısmında su bıraktım. Bunda da çok güzel gelişmeler oldu. Bu da annesinden ayırmıştım arkadaşlarım. Bir orkideden iki orkide. Onun sonucunu da sizlerle paylaşayım. Gövde kısmından kökler gelmeye başladı. Ve artık 3 yaprağı çıktı. Güzel yapraklandı bu da. Bu orkidemde 14 Şubat'ta almıştım. A101'den sevgililer gününde getirdikten kısa bir süre sonra tamamen bütün yapraklarını dökmüştü. Sadece gövdesi kalmıştı. Ben buna yosun uygulaması yaptım. Gün ışığı, bol gün ışığında tuttum. Şu şekilde çok güzel bir yapraklandı. Aradan kaç ay geçti arkadaşlar? Hemen bir şey mesela 2-3 ay içinde orkidenizin toparlanmasını beklemeyin. Biraz zaman istiyor tabii ki. Her şeyde olduğu gibi. Bunları gün içinde mutlaka üst kısımlarından nemlendiriyorum. Yapraklarını nemlendiriyorum. Yumurta haşlama suyunu verin. Gün ışığı gördüğünüz gibi gün ışığı alanların yaprakları ve renkleri ne kadar parlak. Gün ışığı çok önemli orkidede. Orkidelerinizi çok fazla sulamayın. Orkidenize ısı farkı oluşturun. Gündüz gece farkı oluşturun. Orkidelerinizin tam zamanı mutlaka sizlere çiçek dalı verecektir arkadaşlarım. Benim artık orkidelerim yavaş yavaş çiçek dalı vermeye başlıyorlar. Mutlaka Allah'ın izniyle sizinkiler de bu söylediklerimi uygularsanız verecektir. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, mutlu kalın.